Tahsin Turboğlu arabasıyla işten eve dönerken bir hız cezası yemiş. Turboğlu. Evet, herhalde esas soyadı Turboğlu'ydu. Nüfus dairesinde kısaltılar Turboğlu oldu. Neyse Tahsin Bey cezasını şimdi öderse ek bir ceza almayacak. Eğer ödemeyi geciktirirse, yani cezayı ödemekte gecikirse, geciktiği t ay boyunca cezaya gecikme faizi binecek. Bu durumda ödeyeceği f miktarları yani ceza miktarları aşağıdaki tabloda lira cinsinden verilmiş. Bu sayılar üstel bir fonksiyonu temsil ediyor. Ödemenin geciktiği ay sayılarını ve o süreye karşılık gelen ceza miktarlarını sıralamışlar. Bunlar aslında üstel bir fonksiyonun belirli noktaları. Tabii üstel fonksiyon nasıl bir şeydi onu hatırlayalım. Ceza miktarı ay cinsinden gecikme süresine bağlı bir fonksiyon. İşte bu fonksiyon bir sayıyla ortak bir oranın t inci kuvvetinin çarpımına eşit üstel bir fonksiyon temsil ediyor demek, işte bu demek. Peki, bakalım ne sormuşlar? İlk soru, f'nin ardıl değeri için ortak oran kaçtır? Ortak oran kaçtır, nedir? Buradaki r'ye ortak oran denmesinin sebebi şu, fonksiyonun ardıl değerlerinin birbirine oranı hep aynı kalıyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınız. f2'nin f1'i oranı f3'ün f2 oranına eşit olmalı. Ve tabii ayrıca bu da f4 bölü f3'e eşit olmalı. Genel bir ifadeyle ft1'in ft artı 1'in düzeltiyorum ft artı 1'in ft'yi oranı tüm bu oranlara eşit ve buna ortak oran deniyor. Bakalım bu sorudaki ortak oran neymiş? Tabloya bakalım. F2'nin F1'i oranı nedir? 450 bölü 300, 1.5'a eşittir. 675 bölü 450 de aynı şekilde 1.5'tür. 1012.5, 1012.5 bölü 675 ise yine 1.5'a 1,5'e eşittir. Demek ki her durum için ortak oran 1,5'miş. Ortak oran eşittir 1.5. R'ye niçin ortak oran dendiğini daha iyi anlamak için bu genel terime bakalım. F t artı 1, a çarpı r üzeri, a çarpı r üzeri, t artı 1'e eşittir. f t ise, a çarpı r üzeri t'ye eşittir. Bölelim, bu oran r üzeri t artı 1, eksi t'ye, yani r üzeri 1'e eşit olur ki o da r'nin ta kendisidir. Demek ki ortak oran r'ymiş. Ortak oran 1.5 olduğuna göre fonksiyonumuz şu olacak f t eşittir a çarpı a çarpı r yerine bir buçuk yazıyoruz üzeri t Bu fonksiyon için bir formül yazınız. Zaten yazdık sayılır. Bir tek henüz a'yı bulmadık. a'yı bulmak için de f1 fonksiyonuna bakalım. t eşittir iken f 300'e eşitmiş. Bu bilgiyi kullanarak a'yı bulabiliriz, değil mi? a'yı bulmak için bu noktalardan herhangi birini kullanabiliriz aslında ama f1 en kolayı. f1 eşittir a çarpı 1 buçuk üzeri 1 yani a çarpı 1 buçuk ve bunun kaça eşit olduğu verilmiş bu 300'e eşitmiş. Pekala sadeleştirelim. Her iki tarafı bir buçuğa bölelim. Ve a eşittir 200 sonucuna ulaştık. O halde fonksiyonun formülü şöyle oluyor. Siyahla yazayım ki şöyle görebilin. 200 yani a çarpı 1 buçuk üzeri t. Pekala, diğer soruya geçelim. Tahsin trafik cezasını zamanında öderse ödediği miktar ne olur? Peki, zamanında öderse dediğine göre t eşittir 0'dır. Başka bir deyişle t eşittir 0 durumda ödeyeceği cezayı yani f 0'ı bulacağız. Peki f 0 nedir? 200 çarpı 1 buçuk üzeri 0. 1 buçuk üzeri 0 da 1 olduğuna göre demek ki tahsine kesilen esas ceza 200 liraymış. Ortak orandan hareket ederek de çözebilirdik tabi. 675'ten 450'ye geçmek için 675'i ortak orana bölüyoruz. 450'den 300'e geçmek için 450'yi ortak oranı bölüyoruz. O halde t eşittir 1'den t eşittir 0'a geçmek için de 300'ü e ortak oranı böleriz değil mi? Ve yine 200 sonucuna ulaşırız. Veya şöyle de düşünebiliriz, her ay tutarı ortak oranla çarpıyoruz. Bu kadar basit.